Videomuzda yerli tohumlardan tamamen organik olarak yetiştirdiğimiz salatalığımızın 3. aşaması olan salatalıklara sırık yani askılık dikim işlemini sizlerle paylaşıyoruz. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla beraberiz. Tekrar yine kardeşim bugünkü videoyu bana devretmiş bulunmaktadır. Bugün Karadeniz'de duman, sisli, gök gürültülü bir hava var. Size dağlarımızı, ovalarımızı önce bir göstererek daha sonrasında yeni bir videoya başlıyoruz. Organik kendi bahçemizde yetişmiş olduğumuz salatalıklarımıza şimdi sırık dikme zamanı. Daha önce nasıl yetiştirdiğimi size videolarımızda daha önce paylaşmıştık. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyoruz bugün? Gördüğün gibi salatalıkların sırıklarını dikiyoruz. Allah hayırlısıyla yedirmeyi nasip etsin. Salatalıklarımız da maşallah çok güzel gözüküyor. Anne bunlar çok sık değil mi? Aralarından çok sık olduğu için verimi çok fazla olmayabilir. Onun için tabii ki kopartacağız aralarından. Bu arada kendi bahçemizi organik olarak yetiştirdiğimiz marularımızı da gösterelim size. Arkadaşlar maşallah çok güzeller. Salatalıklarımızı da daha önce videosunu paylaşmış olduğumuz patateslerimizi de gösterelim. Fasulyelerimizin de sırıklarını taşımış bulunmaktayız. Onların da videosunu daha sonra sizinle paylaşacağız. Ama önce salatalığımızın sırıklarını dikiyoruz. Çünkü neden? Verimi verdikten sonra salatalığımızı sırıklarımıza doğru vereceğiz. Yerde olursa malum hava şartlarını size gösterdik. Karadeniz bölgesi böyle yağmur, duman size olduğu için salatalıklarımızın yerde olma oranı çok düşük oluyor buralarda. Çürüme oranı çok fazla. Onun için sırıklarımızı onları bağlayacağız. Öncesinde tabii ki sırıklarımızı da kendi bahçelerimizden, ormanlarımızdan yapmış bulunmaktayız. Tabii ki değişik salatalık verimini arttırmak için sırık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Telefonumuzda bir sorun olduğu için videonun devamını çekemedim arkadaşlar. Kardeşim bunu inşallah birleştirecek. Birleştirirken bana kızmayacak. Bunları niye parça parça çektin diye bir şey söylemeyecek diye umut ediyorum. Tabii ki sırıklarımızı dikerken de salatalıklarımızın kırmaması için çok hassaslar malum. Abi, ıslanıyor musun? Yok. İnşallah. Bu arada kazan çok güzelmiş. Hangi mağazadan aldın? Sanki daha önce annem kullanmıştı onu. Rahmetli Tüccar'ın mağazasından aldım. Diyorsun. Bence bu videoyu biz
TikTok'a yüklersek sen izleme rekorları kırarsın. Bir erkeğin light erkek seni. Bayan kaza giyerek YouTube videosu paylaşımına bir ilk olarak imza atabilirsin. Evet, kırılmış bulunmaktadır. Bazen arkadaşlar sırıklarımızda çürükler olabiliyor. Malum yani hava şartları ıslanmıştır, çürümüştür. Videolarımızı izleyip aç üstünü, bakladıktım oraya çıkamadan. Bildirimleri açıp videolarımı izleyip bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ne ara yeri ha, bu yanki taraftan al onu. Ayak kaldı bak taraf. Anne, salatalıkların neden yarısı bitip yarısı bitmemiş? Acaba öğrenebilir miyim? Nasıl? Salatalıkların bir kısmı bitmiş, bir kısmı bitmemiş. Salatalık değil, fasulyeler diye. Ay pardon, fasulyeler. Salatalık videosu çektiğim için aklım demek ona gitmiş olabilir. Abim fasulyelik ocağını, fasulye ocağını kapattığı için bir gayret fasulye arıyor ama fasulye bulamıyor. Çünkü ocakta yok. Annem dikmeyi unutmuş olabilir. Buldun mu anne, abi? İşleri ne acayip, fasulye kaybolmadı orada. Ya. Sen de fasulye sırasının tam üstüne mi salatalık evlerini vurmuşsun anne? Nasıl salatalıkları biz toplayacağız? Anne, bunlar ne zaman verim vermeye başlar? Verimi ne zaman artar? Yarına bitecek, yarın. Tamam, olsun. Bugün verseydi alırdık. Aa, abi, gücünü mü sınıyorsun? Bence o kazağın bir etkisi var. Tabii ki daha önce diktirmiş olmuş fasulyelerimiz çubuğa sardı. 2 haftaya çiçek döker. Evet arkadaşlar, bu kadar video yeterli diye düşünüyorum. Tekrar size böyle bir göstereyim salatalık sırıklarımızı. Allah'ım hayırlı yedirmeyi nasip etsin. Kalan devamını dikeceğiz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Marularımızı da gösterelim. Maşallah salatalıklarımız.